Herkese merhaba, ben Fake Dead ve Zelda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Her neyse. Geçen bölüm ilk Divine Beast'imizin içine girmek üzereyken bölümü bitirmiştim. Bölümü kötü yerde bitirdiğim için bir sürü nefret yorumu aldım ama çok uzun sürmedi yeni bölümün gelmesi. Yani hiçbir sıkıntımız yok, tamam? Peki şimdi bu arkadaşın içine girmeden önce şu Amiiboları kullanıp biraz ödül alalım diyecektim ama bunun için de kullanamıyormuşuz. Yani direkt içeri giriş yapacağım. İlk başta şu arkadaşı patlatalım. Önümüz açıldı. Ve buradan tam karşıda olması lazım anahtar, bize söylediği oyunun. Anahtar diyorum, şey, harita. Haritayı almaya çalışacağız başka bir şey yapmadan önce. Bunu oynatmama gerek yok sanırım. Silahımız kırıldı. Başka bir şeyim var mı? İyi. Şu yeterli olur ya buna. Daha fazlasına gerek yok bu arkadaşa. Bu kılıç yeter de artar bile. Evet. Yani. Ha, bundan da mızrak geldi, iyi. Şimdi şunu alacağım ama. Bakalım buranın haritası nasıl bir şeymiş. Ayrıca bu seriyi de seven bir sürü kişi oldu. Onların hepsine de çok teşekkür ederim. Çünkü kanalda yeni seriler olması benim için çok önemli. Özellikle insanların biraz da olsa sevdiği bir şey olması. Yani bu Zelda bayağı bir süre gelmeye devam edecek bu gidişle. Onu merak etmeyin. Ve işte dungeon'ımızın haritası. Tamam. Merhaba Üstünü. You'll need to look closely at your map of the Divine Beast. Haritana yakından bakmalısın. Parlayan noktalar Meadow'un içindeki terminalleri işaret ediyor. Bütün terminalleri aktif ettiğinde kontrol geri ele alabilirsin. Yapabileceğini düşünüyor musun? Evet, o parlayan 5 tane sarı noktaya ulaşmamız gerekiyor ve onlara ulaştıktan sonra hepsine bu Divine Beast'in kontrolünü geri elimize alabileceğiz. Ama sorun onlara nasıl ulaşacağımız. Aynen öyle Üstünü. Nasıl yapacağız? Şimdi şurada 2 tane var, şurada 3 tane var. Hatta birisi şuralarda bir yerde. Önce bir şu tarafa bakalım. Bakalım neler bulabiliyoruz. Şurada tırmanabileceğim bir yer var. Ha. Ayrıca bu Divine Beast'i şu anda biraz kontrol edebiliyoruz. Bu, unutmayın, bir kuş. Havada uçuyor şu anda biz bunun içinde giderken. Zaten bölümün başında gördünüz uçtuğunu ben dışarıdayken. Ve bunu döndürebiliriz havadayken. Evet. Havadayken döndürmemiz ne işe yarıyor? İçi de tabii ki dönüyor biz onu döndürdükten sonra. Yani o şekilde bunun içinde gezeceğiz. Bu, bütün bu bölgeyi döndürerek. Bu aşağıda işe yarar bir şeyler var mı? Şurada bir göz görüyorum. Her tarafı keşfedelim bakalım. Önce sandıkları topluyorum tabii ki. Değil mi? Çünkü burada işimiz bittikten sonra bir daha içeri giremeyeceğiz. Yani gördüğümüz her şeyi toplayalım gelmişken, değil mi? Şimdi, ha. Tamam, buranın karşısında terminaller var. Oraya ulaşabilirsek iyi olur aslında. Şuradaki gözü vurmam lazım. Iskaladım. Bir tane daha. Ha. Ve orası açıldı. Şimdi ben buradan karşıya geçmem gerekiyor. Eğer bu kuş şöyle eğilirse geçebilirim. Evet, bakın kuş tamamen eğiliyor böyle bu tarafa doğru, ben onu öyle dediğim için. Ve şimdi bu durduğum yer o tarafa doğru kaymaya başlayacak. Evet. Tamam. Her taraf yamuldu. Ama terminal buralarda bir yerde olması lazım. Evet, birinci terminalimiz burada. Güzel. There are four terminals remaining. 4 tane terminal kaldı.
diyor. Evet, biliyoruz. Şimdi burada ne var? Öncelikle bir buranın yamuk olması benim gıcığıma dokundu. Ben bir düzelteyim geri şunu. Ve havada uçan kafalar var. Hiç sıra dışı bir şey değil. Kardan geliyorlar. Gördüm seni. Keşke daha fazla ok alsaydık yanımıza ya, değil mi? Sandık. Ha, ice arrow, o da işe yarar. Tamam, şimdi burada ne var? Burada hava esince dönen aletlerden var. Burada bir tuş var, kapımız var ve bir tokmakımsı bir şey var. Ha. Eğer şuna vurursam burası açılıyor, içeri hava giriyor ve bunlar dönüyor, ikisi de. Bunların ikisi de dönünce şurası açıldı. Yani eğer şimdi ben bu kuşu şöyle döndürürsem bu kayıp şuradaki tuşa vuracak. Ha, yeterince hızlı vuramadı. O zaman biraz daha geriye alıp ondan sonra o tarafa itmemiz lazım bunu. Değil mi? O zaman seni geriye alacağız. Dönsün bakalım. Evet, dungeonlar oldukça ilginçtir ya bu oyunda. Eğlencelidir yani. Şimdi o tarafa doğru kaydı. Bu döndüğü için şurası açıldı. Bu da kaydı ve ta en sona kadar şey olmuş oldu. Ama bu defa şuradaki arkadaş da kayabilir. Bu ta buraya gelene kadar. O yüzden bunu da donduracağım. Evet, yapacak en mantıklı şey o gibi duruyor. Şimdi bu kuş dönmeye başlasın. Daha sonra bu kaymadan önce ben bunu sabit tutacağım. Kaymaya başlamadan önce. Yani kaymaya başladığı anda şimdi. Heh. Artık hareket edemiyor. Ha, pek düşündüğüm gibi çalışmadı. Evet. Çünkü bunu sabit tutarsam şu altında dönen yerde sabit duruyor. O yüzden kapı kapanıyor. Ha. Başka bir şey deneyelim, geri döndürüp. Şimdi başta fark etmediğimiz bir şey daha. Bunun üstü metal. Yani ben büyük ihtimalle bununla bunu burada tutabilirim. Kaymasını engelleyebilirim onu bu şekilde tutarsam burada. Diye düşünüyorum. Evet, tutabiliyorum. Tamam. Bunu da böylelikle çözmüş olduk. Artık tutmama lüzum yok galiba. Ve ikinci terminali de almış olduk. Tamam. There are three terminals remaining. Keep going. 3 tane terminal kaldı. Devam et diyor. Şimdi ben şu tepeye çıkmak istiyorum. O tepeye nasıl çıkabilirim? Neredeyse çıkıyordum. Heh. Şurada çünkü bir sandık var. Burası eğimli olunca öyle düz gibi görünen yerlerden de çıkabiliyoruz. Ve oldukça iyi bir yay varmış. Onun için hemen çantamı boşaltacağım. Bayağı iyi bir yay ya. Bizimkilere kıyasla yani. Baksanıza hasarı 26. Bizdekilerin hasarları kaç? 14, 14, 29. Yani bayağı iyi bizimkilere göre. Cidden. Tamam. Şimdi diğer taraftaki terminaller kaldı. Gibi görünüyor. Yani evet. Şu tarafa doğru gideceğiz. Burası hazır böyle eğimliyken şu yukarı rahatça çıkabilirim. Ancient Core. Daha sonra şu arkadaşı acaba menzilli bir silah kullanmadan şöyle vurabilir miyim? Evet. Mızrak bayağı uzağa vurabiliyor. Çünkü okum az kaldı. Buraya çıkmak istememiştim. Heh. Bu odaya geldik. Hala kuş eğimli. Şuradaki gözü de patlatalım. Terminal orada. O terminale nasıl ulaşabiliriz? Ops. Düştüm. Tamam. Şimdi şuradan yukarı çıksam.
Yamuk olunca insana bir garip geliyor buralar böyle. Şuradan atlarsam ulaşırım ya bence. Hah, aynen. Bir tane daha gitti böylelikle. Sadece iki tane terminal kaldı. Neredeyse hallettim bu işi diyor. Bu ne işe yarıyor? Ha. İçerideki hava kapağını açıyor. Evet. Buraya bomba atacağız. Yuvarlanması gerekiyor bombanın bundan. Bu. Tamam. Oradaki kapı açıldı. Bir de ileride bombayla kırmam gereken bir kapı var gibi gözüküyor. Şurada. Orası için önce buradaki hava şeyini açacağız. Buraya bombayı atacağım. Oradan öyle. Oradan sola gidiyor. Ve oradan metal top çıktı. Şimdi o metal topu bu tarafa doğru getirmem lazım. Yani kuşu aşağı yiyorum. Şu hava şeyini kapatıyorum. Ve bu tarafa doğru yuvarlanmalı o. Evet. Evet işte burada. Şimdi bunu biraz daha yana almam lazım. Artık direkt böyle alıp kendim şuraya koyabilirim bunu. Bir sıkıntı yok. Oradaki tuşa basmamız gerekiyor güçlü bir şekilde. Yani bunu tam şuradaki yolun üstünde koyarsak. Tam üstünde değil ama. Biraz daha şuradan. Heh. Oldu galiba ya. Şimdi kuşu geri çevirirsem şu tarafa doğru. Oraya doğru yuvarlanıp tuşa basacaktır umarım. Bakalım. Gidiyor ve... Bam. Evet. Ve böylelikle burayı da açtık. Tamam. Just one terminal remaining. Sadece bir tane terminal kaldı diyor. O da şuralarda bir yerde. Ama galiba ona buradan ulaşamıyoruz gibi görünüyor. Burada başka gidecek yer yok gibi ya zaten. Değil mi? Buradaki işimiz bitti evet. O son terminale başka bir yerden çıkacağız bir şekilde. Bir geri dönelim. Buradan tırmanamıyorum. Bir geri düz çevirelim şu kuşu. Heh. Şimdi son gideceğimiz yer nerede olabilir? Haritaya bakalım düzgün bir şekilde. Ha dışarıda. Diğer tarafta yaptığımız gibi dışarıda bu. Evet. Yani şuradan. Buradan gideceğiz. Tamam geçebildim buranın içinden. Seni de patlatalım. Ha. Tamam. Pekala. Şurada da bir şey görüyorum onu da alalım. Sandık falan bir şey gelir. Hop. Evet bakın o. Bu çok güzel işte hani bu kuşun içindeyken hala dışarıyı görebiliyoruz ya böyle önceden gezdiğimiz keşfettiğimiz yerleri. Çok güzel bir şey bence bunu. Böyle görebiliriz bu uçuyorken. Evet. Şimdi buradan yukarı çıkmak istiyor muyum? Bir bakalım ne varmış diye. Terminal belki de yukarıdadır. Ha şu anda direkt üstündeyiz bu kuşun. Gelmek istediğimiz yer burası değil. Gibi görünüyor. Şu taraflarda. Buranın daha yukarısı var mı? Bu zaten kuşun üstü. Evet daha yukarısı yok. Peki buradan bir yere süzülebilir miyim? O terminalin yakınına falan. Belki. Geri aşağı inelim. Aşağı inerken bakalım etrafa. Şurada bir giriş var mı? Evet bir giriş var. Hah. Ve bu da son terminaldi. That was the last terminal.
O son terminalde. Şimdi sadece ana kontrol ünitesini çalıştırman lazım. I want you to take a good look at your map. There should be a new glowing point on there. Haritana iyice bakmanı istiyorum. Orada yeni bir parlayan nokta olması lazım. Hemen oraya git. Diyormuş. Biz de onu yapacağız. Sanırım başka unuttuğumuz bir şey kalmadı gibi, değil mi? Herhalde. Şimdi buradan karşıya büyük ihtimalle direkt süzülemem. Çok dik görünüyor. O yüzden işimi kolaylaştırmak için kuşu şöyle eğeceğim. Ve artık oraya ulaşabilirim büyük ihtimalle. Tamam. Şöyle. Evet, şimdi çok rahat ulaşıyorum. Daha eğik olunca. Tamam. Şimdi geri düz çevirelim. Ve yukarıya çıkacağız. Yukarıda çünkü. Ana kontrol ünitesi. İşte burada. Tamam, geldik. Şimdi bana birazcık yemek lazım, canımı fullemek istiyorum. İki tane şundan yiyelim. Başka yemeklerim var mı? Dolu yemeğim var. Eğer herhangi bir sıkıntı olursa. Başka iyi bir kılıç takmak istiyorum şu anda. Hani mesela şununla bir yok edelim. 52 vuruyor ya. Daha sonra iyi bir kalkan, iyi bir ok. Bence hazırız ya. Baya baya hazırız. Bir de kaydedelim. Evet. Tamam. Evet, işte bu arkadaş. Windblight Cannon. Good luck. That thing is one of Ganon's own and it plays dirty. İyi şanslar, o şeyi Ganon üretti ve beni 100 yıl önce öldüren şey. Bu diyor. Bunu söylediğime inanamıyorum ama benim intikamımı almalısın Link. Tamam. O kadar büyük bir şey düştüğüme doğrultulması çok hoşuma gitmiyor. Hortum yapıyor. Bundan tek yeme olasılığımız çok yüksek. O yüzden biraz daha dikkatli şey yapıyorum. Tabii bu kadar öküz gibi bir kılıcımız varken o kadar büyük sorun değil ama. Şimdilik iyi gidiyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Daha hasar bile almadık. Ha, tamam. O tabancaları çok fazla vurmuyormuş ama yine de kötü hasar değil. Yemeğim var. Seni oradan indirmek istiyorum ben. Yani bombalı okumuzu alırız. Nereye gidiyorsun? Uf. Hayır. Biraz daha yemek yiyelim. Elma. Şunu bırak. Kalkan. Yaklaşık yarı canı gitti. Şimdi aşağıda. Uf. Evet, neredeyse tek yiyoruz. Tamam. Yemeklerden birisini yiyelim. Yukarıya gitme işte ya. Fazla okumuz yok. Tamam. Geri yansıtabilirim onu bu kalkanla. Attığı şeyleri. Orada öyle duracak mısın? İşte geliyor. Ha, yarı canı gitti ve bağırdı.
Ha. Peki. Onlar ne yapıyor? Ne oluyor? Wow. Wow. O ne? Tamam. Sakin olalım. Yapma öyle şeyler. Uf. Kalkanım varken de vurdu. Ucu ucuna tek yemiyoruz. O fazladan bir tane canı almasaydık şeyden. 4 canımız, 3 canımız olsaydı yenilebilirdik buna yani. Rahatça. Tamam. Nereye gidiyor? Tamam, dikkatli olmam lazım. Yine onlarla şey yapıyor. Kaçma vaktimiz geldi galiba. Güzel görünüyor ama. Tamam, şurada. Boom. Boom. Evet, evet. Çık. Boom. Ve de son. Tamam. Ve böylelikle ilk dungeon boss'unu yenmiş oluyoruz galiba. Müzik çok hoş ya burada. Çok hoşuma gidiyor böyle buranın müziği. Ve artık canımızı bir kutu artırdık. Ve Divine Beast'in kontrolünü geri alabiliriz. Buraya altyazı ekleyeceğim, o yüzden ben direkt susuyorum. Well, I'll be plucked. You defeated him, eh? Who would have thought? Well done. I suppose I should thank you now that my spirit is free. This returns Meadow back to its rightful owner. Don't preen yourself just for doing your job. I do suppose you've proven your value as a warrior worthy of my unique ability, the sacred skill that I have dubbed Revali's Gale. It's now time to move on and start making preparations for Meadow's strike on Ganon. But only if you think you'll still need my help while you're fighting inside Hyrule Castle. Feel free to thank me now. Or, never mind, just go. Your job is far from finished, you know. The princess has been waiting an awful long time.
Those sights are now set. You'll have a precise bead on Ganon from this vantage point. And when the time is right, give him everything you've got. Now we wait for that perfect moment. Meadow, we've been artfully patient for the last 100 years. I doubt you'll suffer a feather over a few more moments. After all these years, I simply must admit the truth. Even without the power of flight, Link made his way to this divine beast and accomplished something that even I could not. Guess I was wrong about how lucky he would be. I hope that luck holds out, Link, for everyone's sake. Evet, gayet hoştu değil mi? Yani bence öyleydi. Tamam. Böylelikle yeni bir yeteneğimiz var. Revise Gale ismi. Ve bu yeni yetenek 3 kullanıştı. 3 defa kullandıktan sonra bekleme süresine giriyor. Ve bizim direkt uçabileceğimiz bir hava akımı oluşturmamızı sağlıyor. Yani Revali'nin özelliği bize gelmiş oldu. Onu kurtararak... Ve buradan da oluşturduğumuz lazeri ve kuşu görebiliyoruz. Artık etrafta uçmuyor, orada duruyor. Özelliği de hemen size göstereyim şimdi bir kere kullanıp. Gördüğünüz gibi istediğim zaman kendimi bu şekilde bayağı bir yukarı uçurabiliyorum. Ki bu o kadar işe yarayacak bir şey ki. Özellikle dünyayı keşfederken falan. Yani. Evet. Ve burada bu ne yapıyor? Tamam, bir şey yokmuş. Şimdi buranın şefiyle konuşacağız. Bakalım bize diyecek bir şey var mı? İşte burada dayı. Aa, başardın ve hayatta kaldın. Medoh'u ele geçirdiğin halde hayatta da kaldın. Diyor ve efsaneler doğruymuş. Bu Divine Beast'ten çıkan ışın işte Ganon'u yenmede yardım edecek. Şimdilik Divine Beast Vah Meadow bu köyün koruyucusu olacak. Tabii ki seni bütün çabaların için ödüllendirmeliyim. Oradaki sandığın içinde bulduğunu almaktan çekinme. Benden daha çok işine yarayacağına eminim. Yaptığın şey inanılmazdı. Tabii ki bir şampiyonun kanını taşıyan birisinden daha azını beklemem. Neredeyse 100 yıl önce Master Revali ile birlikte dövüşmüş Hylian şampiyonla aynı seviyedesin hatta. Tek eksiğin karanlığı mühürleyen kılıç. Diyor. Evet. Bakalım ödülümüz ne? Great Eagle Bow. Yani bizim şu an o şeyden bulduğumuz yukarıdaki Divine Beast'ten bulduğumuz oktan çok farkı yok gibi geliyor size. Çünkü hani oradan bulduğumuz 26 vuruyordu. Fakat bu dayının bize verdiği 28 vuruyor. O kadar büyük bir şey başardığımız halde. Ama bu okun çok daha önemli bir özelliği var. Çok ilginç bir özelliği var. Acayip güçlü bir şey yani normalde. Şimdi fark ettiyseniz bunun üstünde çarpı 3 yazıyor. Bizim diğer oklarımızda çarpı 3 yazmıyor. Bu demek oluyor ki aynı anda 3 tane ok atıyor ama bir tane mermi harcıyor bu. Evet. Yani ben eğer bununla patlayan ok atarsam 3 tane patlamış ok atmış olacağım ve sadece bir tane ok harcayacağım bunu yaparken. Hemen göstermek için mesela patlayan oklarımı harcamak istemiyorum. O yüzden bende çok olan mesela Ice Arrow'u da göstereyim. 18 tane Ice Arrow'um var. Bu okla attığım zaman 3 tane atıyor. Pek anlaşılmadı ama şöyle biraz ileri atayım. Bakın 3 tane ok gidiyor ama benim bir tane mermim harcıyor. Ve bunu çok hasar vuran o bombalı oklar gibi bir şeyle kullandığınızda acayip güçlü oluyor o yüzden.
3'ü aynı anda yaratığa çarpıp patladığını düşünsenize. Yani. O yüzden bize verilen ödül gayet iyi. Tamam, o zaman eğer yakınlarda bir shrine varsa ona gidip yapalım ve ondan sonra bölümü bitirelim artık diye düşünüyorum. Bir bakalım yakınlarda bir yerde gidebileceğimiz bir shrine var mı acaba? Pek bir şey görmüyorum. Neyse, o zaman bu bölümde burada bitsin. Bir sonraki gideceğimiz nokta hangisi olsun, siz yorumlarda karar vereceksiniz. Bu videonun yorumlarına yazın. 3 tane seçeneğimiz var. 1 Volkan, hemen o görevi seçeyim de görün yerlerini. Şu. Tamam. 1 Volkan'a gidebiliriz, lavlı noktaya. 2 buraya gidebiliriz. Suda yaşayan zoraların yanına. Bir çeşit nehire. Veya buraya gidebiliriz, burası da çöl. 3 noktadan birine gidip oradaki Divine Beast'i elde etmeye çalışacağız bir dahaki bölümlerde. Yani bu videonun yorumlarında seçimlerinizi yapın ve en çok istek yerine gideceğiz. Tamam. O zaman izlediğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum tekrar ve bir dahaki bölümde umarım görüşmek üzere. Hoşça kalın.